Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün OSM videosu ile karşınızdayız. Inter Milan'la Atalanta maçını sunacağız. Inter Milan takımında çok büyük formsuz oyuncular vardı. Maalesef ilk 11'imize bu maçı ilk 11'imize gerçekten bu maçı çıkamadık. Yedek kadromuza çıkıyoruz. Atalanta'ya karşı bakalım. Inter Milan takımı Atalanta'ya karşı kazanacak mı? Orta sahada iki önemli isim yok. Ndombele ve Keita isimleri yok. Ve stoperlerde de Bastoni gibi önemli bir oyuncu yok. Handanovic kalede yok. Lukaku oynuyor ve Angel Di Maria da, onu da mecburen oynattık galiba, ya da evet, onu da oynatmamış olabiliriz. Ve Aurer oynuyor. Onun yerine sol bekte Van Aanholt oynamıyor. Ve bakalım. Inter Milan Atalanta karşılaşmasında Inter Milan Atalanta yenecek mi diyelim ve maçı başlatalım. Hakem de maçı başlatıyor. Romelu Lukaku çok uzaklardan topu şansını deneyecek. Romelu Lukaku geliyor ikinci dakikada. Romelu Lukaku. Lukaku kaleci sadece topun dışarı çıkmasını seyrediyor. İkinci dakikada ilk pozisyon. Frikikin başında Thiago. Topun başında İspanyol oyuncu Thiago geliyor. Ve top ağlara gidiyor. Thiago mükemmel bir gol atıyor. Üçüncü dakikada Inter Milan kendi evinde 1-0 öne geçti. Inter Milan kendi evinde 1-0 öne geçiyor. Thiago'dan gol Inter Milan adına. Ve maç santrofor ile devam ediyor ve Derviş sarı kart dedi 4. dakikada. Inter Milan yine gidiyor, yükleniyor. Korner, Thiago kontrol edemedi. Şimdi topun kontrolü onda. Thiago geldi. Thiago 9. dakikada Thiago. Kaleci Thiago oyuncusunu engelledi Sissoko için. Sarı kart. 10. dakikada sarı kart dedi Sissoko. Mina ortayı biraz uzağa gönderdi. Pulisic kafayla topa vuracak. Pulisic geliyor. Amerikalı Pulisic. 12. dakikada güzel dedi ama kaleci hayatının kurtarışını yapıyor. Johan Anderson. Ve zayıf şutlar geldi Atalanta'dan ama şimdi bizde top, hızlı hücum ve Lukaku uzak köşeye vuracak. Orak mı dinleyecek? Romelu Lukaku geliyor. Lukaku. 24. dakikada kaleci çok iyi bir rüş çıkartıyor. Harika kurtardı. Dakika 34. İlk yarım saatlik sürede çok iyi oynuyordu. Lukaku çok uzaklardan bir şut çekecek. Lukaku geldi. Lukaku. 34'te yine Lukaku. Güzel denedi ama kardeşi güzel bir kurtarışı imza attı. Orta tam üzerine doğru geliyordu Pulisic. Rovaşa da denemesi yapacak. Pulisic geliyor. Pulisic. 35. dakikada Rovaşa da denemesi direğin dibinden dışarı çıktı. Dakika 39 ve penaltı. Romelu Lukaku sorumluluk alıyor. Romelu Lukaku geriliyor topa doğru. Ve topu ağlara gidiyor Romelu Lukaku. Penaltıdan gol atıyor. Atalanta karşısında Inter Milan'ı iki farkla öne geçiriyor. Lukaku. Penaltıcı Lukaku golünü atıyor ve maç tekrar santrfor ile devam ediyor. Podişic kusursuz bir orta açıyor. Van Bissaka. Sadece topa dokunması lazım. Van Bissaka. 41. dakikada Van Bissaka. Kaleci inanılmaz kurtarış yapıyor. Doğan Anderson. İngiliz kaleci sakin olun diyor. İlk yarının sonucu Inter Milan 2 Atalanta 0. Şimdi maçın ikinci yarısına geçiyoruz. Inter Milan Atalanta karşılaşmasının ikinci yarısındayız ve Pulisic ikinci yarıda 46. dakikada rakibe doluyor ve Lukaku da sarı kart diyor. İkinci kez kasti faul yaptığı için defansa iletişim hatası. N'Golo Kante kaldı, boşta kaldı. Kafayla kaleye vuracak. N'Golo Kante geliyor. N'Golo Kante ikinci dakikada N'Golo Kante'nin kafa vuruşu ama kaleci Doğan Endes'ini uzaklaştırıyor. Thiago Frigi kullanmak için doğru adam, kaleye vuracak. Thiago geliyor. Topa doğru geldi. Thiago. 54. dakikada Thiago'nun vuruşu. Kaleci harika işler çıkartıyor burada. Dakika 56. Pjanic müthiş bir oyun oynadı. Angel Di Maria gole doğru gidiyor. Angel Di Maria. 3. gol alıyor Angel Di Maria. 56. dakikada Angel Di Maria bu dakikalara kadar hiç gözükmüyordu. Ama bu dakikada golde gözüküyor. Asist Pjanic. Golün adı Angel Di Maria. Atalanta karşısında skoru 3-0'da çalışıyor Inter Milan takımı. Skor 3-0 oluyor ve maç tekrar santrfor ile devam ediyor. Ve maç tekrar devam etti. Van Bissaka kafayla topu sektiriyor. Leroy Sané vole vuracak. Leroy Sané gidiyor. Leroy Sané.
Erol Sen'e inanılır gibi değil, direkten dönüyor top. Zayıf şutlarımız geliyor. Ağır Arda Zaha ile Wallet. Topu önüne buldu ve şutunu yapıştıracak. 79. dakika. Wallet çalımını attı. Wallet geldi. Atalanta yine atağa devam ediyor ama direklevi dövmeye de devam ediyor. Dakika 82, devriş ortayı biraz uzağa gönderdi. Rice kafayı vuracak mı? Yetişecek mi oraya? Rice ve topu alanda. Rice atıyor. Çok güzel bir kafa vuruşu geliyor. Rice asist devrişten geliyor. 86'lık stoperden geliyor. Rice da ön libero oyuncumuz Rice da kafasını uzatıyor ve skor 4-0 oluyor. Maç tekrardan devam ediyor. Santrfor ile derken maçın son düdüğü çalıyor. 16. haftada Inter Milan Atalanta'yı kendi evinde 4-0'lık bir skorla mağlup etmiş oluyor. Ve biz de buradan güzel bir maçı anlatmasını bitirmiş oluyoruz. Yedek kadroyla çıkmamıza rağmen yine iyi bir işler yapmışız. Bakın. Ha, Van Aalto oynatmışız yine. Henderson, Van Aalto, Devrij oynamış, Zuma oynamış, Aguero oynamış. Biraz orta sahada sıkıntı çekmiş. Yani Ndombele veya Keita'dan birisini oynatmalıydım bu karşılaşmada aslında. Pjanic ve Thiago'yu oynatmışım. Ve Zaha'yı oynatmışım. Grealish'i yedeğe çekmişim. Yani nereden baksanız bir Doğan Henderson, normalde ben ciddi maçlarda Handanovic'i oynatıyorum. Hani tecrübeli olduğu için. Doğan Henderson'u da sayarsak, Devrij'i sayarsak, Pjanic, Thiago, Zaha 5 tane oyuncu, resmen 5 tane ilk 11'de olmayan oyuncuyu oynatmışız bugün ama yine iyi işler yapmışız. Ve Inter Milan Atalanta'yı 4-0'la geçiyor. Bologna Parma karşılaşmasından Bologna 3-1 Parma'yı yeniyor. Fiorentina Spezia karşılaşması 1-1 berabere bitiyor. Hellas Verona Crotone'u 2-0'a geçiyor. Udinese kendi evinde Juventus'a 2-1 yeniliyor. Napoli Sampdoria karşılaşması 0-0 bitiyor. Napoli ve Sampdoria karşılaşması 0-0 bittiğini görüyoruz. 4-5-1 ile çıkmış. Ve Roma ve Benevento iki takım da beraber kalıyor bu karşılaşmanın ardından. Biz zaten geçenki maç, bak yani bir galibiyet alsaydık, taktiği ayarlasaydım, yani yine bir umudumuz vardı ama bilmiyorum artık. Yani şu an şu saatten sonra zaten ilk haftaki mağlubiyet de var, bu haftaki mağlubiyetle falan derken artık bilmiyorum, karman çorman oldu işler. Juventus'un hiç mağlubiyeti yokmuş bu zamana kadar. Göreceğiz, bakacağız. Juventus bakalım daha nereye kadar gidecek. Veya Roma daha nereye kadar gidecek. Onlar da benim önümde. Ben de onları büyük ihtimalle geçeceğimi düşünüyorum. Bakalım daha neler olacak. Ve Jack takımı Genoa'yı 1-0 ile geçiyor. Lazio Torino'yu 2-0 ile geçiyor. Sassuolo AC Milan'ı 1-0 ile, pardon, Sassuolo kendi evinde AC Milan'a 1-0 yeniliyor. Ve bir sonraki haftanın fikstürüne baktığımızda Spezia Inter Milan maçı olacak bizim. Deplasman olacağız. Atalanta Lazio karşılaşmasının skoru Atalanta Lazio berabere bitecek gibi geliyor bana. Bir birlik skorla berabere bitecek gibi geliyor. Sampdoria Bologna 1-0 Sampdoria. Benevento Sassuolo 2-0 Benevento. AC Milan Udinese Juventus Jack takımı ile oynayacak. Juventus 2-0 yenecek. Genoa Hellas Verona 3-0 Genoa'yı yener. Parma ve Roma bugün Parma'nın sürpriz yapacağını düşünüyorum. Ve 1-1 kalacak Roma ile. Crotone ve Fiorentina Crotone 2-1 yener. Napoli'yi 3-0 ile Torino'yu geçer diye düşünüyorum.
Şimdi lig tablosuna baktığımızda bir önce sırada Benevento 34 puanla bir önce sırada bulunuyor. Juventus 32 puanla ikinci sırada, Roma 31 puanla üçüncü sırada, Inter Milan 28 puanla dördüncü sırada, AC Milan 28 puanla beşinci sırada, Lazio 25 puanla altıncı sırada, Napoli 24 puanla yedinci sırada, Atalanta 22 puanla sekizinci sırada, Lazio 21 puanla dokuzuncu sırada, Sampdoria 20 puanla 10. sırada, Fiorentina 18 puanla 11. sırada, Genk takımı 18 puanla 12. sırada, Udinese 17 puanla 13. sırada, Sassuolo 17 puanla 14. sırada, Torino 13 puanla 15. sırada, Crotone 19 puanla 16. sırada, Spezia 9 puanla 17. sırada, Bologna 8 puanla 18. sırada, Genoa 6 puanla 19. sırada, Parma 2 puanla 20. sırada yer alıyor. Oyun aktif olmayanlar vardı. Jack menajerimiz sanki şeyi bozulmuştu. Bilgisayarın ekranı bozulmuş. Bakalım. Ben sanki gördüm o mesajı ya. Bakalım. Evet. Galiba evet bozulmuş. O Jack menajerine atacağız. Ve Bologna menajerine atacağız. İki kişiyi attık. Bu kişilerin yerine gelebilirsiniz. Şu an attık olarak gözüküyor aslında. Bunlar çıkart tuşu var ama attık olarak şu an gözükecek. Onlar çıktı çıktı. O biraz OSM'nin biraz bug'ı olduğu için bunlar duruyor şimdi şu anlık. Stadyumumuzu geliştirmeye devam ediyoruz. Bir stadyumumuzu 3 yapalım. Ne zaman 3 olur bakalım. Ne zaman 3 olacak? Ne zaman 3 olur? Juventus maçına kadar 3 olur. Ardından AC Milan geliyor. Ardından Lazio geliyor kupada. Bir şeyler yapmaya çalışacağız. Kupada da yolumuza devam edeceğiz. Kupadan sonra da Benevento ama üst üste geliyor ikisi de. Maşallah bizim fikstürde hayvanat bahçesi gibi. Genoa maçından sonra Juventus, AC Milan, Lazio, Benevento, Roma tüm haftayı önemli takımlarla oynamakla geçireceğiz. Allah sonumuzu hayır etsin. Allah kazamızı mübarek etsin. Amin. Buradan sağlam, sapasağlam çıkarsak ne mutlu bize. İnşallah Allah'ın izniyle çıkarız. Bunu da başarırız. Kısaca ekip savaşını gösterirsek skor burada 67-67 oldu. Savaşı onlara verdiler. Niye onlara verdiler? Belki ya bir yıldız oldukları için ya da bizden bir menajer son hafta istifa ettiği için belki bize verdiler ama büyük ihtimalle bu şeyden de kaynaklı olabilir. Mesela bazen şeye bakıyorlar. Bazen lidere bakıyorlar. Lider bizden. Ama bazen de yenilen farklara bakıyorlar. Örneğin mesela dün ne oldu? Buradaki menajer 7-7. Yani o 7 golün belki de acısını biz mağlubiyet ödemiş olabiliriz. Hani öyleleri de oluyor çünkü. Yani gol anlamında yüksek diyelim ki örnek bunlar gol anlamında yüksekse yani toplam total olarak tüm 5 takımların attığı gol bizden yüksekse o zaman onlar almış oluyor herhalde. Büyük ihtimalle. 67-67 beraber bitmesine rağmen onlara verdi savaşı olsaydı. Yaptık ya, yapacak bir şey yok. Yani burada da aynı şey devam ediyor yani. 49-49 devam ediyor. Sinirimi bozuyor bu ikide bir aynı eşit olan bir skor. İnşallah umarım beraberlik olunca da yine onlara vermezler. Çünkü biz burada şu an bak geliyoruz 58-37. Bizim de emeğimize yazık. Bizim de emeğimize yazık burada. Biz de bayağı bir emek harcıyoruz burada. Ama bakalım nasip kısmet diyelim ya hak diyelim. Artık 2 tane ekip savaşı açacağız. Yani bizim neyimize 3 tane ekip savaşı açmak. 3 tane ekip savaşı olmuyor. Gerçekten olmuyor. Bunu gördük. Burada da artık az kaldı. 3 gün kaldı. Son maçlar.
Ben kimlerle oynayacağım? Rize, Trabzon, Galatasaray. Tamam, hepsinde kadro değerinde yükseğim zaten. Hepsinden yüksekliğim zaten. Bir Başakşehir'den yüksek değildim. Bakalım biraz Trabzonspor denk takım. Kasımpaşa ile oynadık. Kasımpaşa'nın da var ya. Kurtarıyor biliyor musun Osem'i? Kasımpaşa'yı da Osem'i şeyden kurtarıyor. Çok tecrübeli kaptan var mı diye kurtarıyor. Hep Ronaldo'yu kaptan yapıyor. İşte Ronaldo kaptan oldu diye belki de yani olabilir. Çünkü Osem'de kaptan seçmeniz çok değerli. Benim bir de Lovren'ın çok kaptanlık yeteneği yokmuş. Allah rızası için. Ha, kimi koyayım? Sanchez'i penaltıcı yaptım mesela örnek. McGinn'i frikikçi. Sanchez'i penaltıcı yaptım. McGinn'i frikikçi. Burada kornerci Sanson. Affedersiniz de ben kaptanı kim yapayım şimdi? Kolarımı yapayım ha? Neyse. Vanaltı da oynatmadık o maçta. Vanaltı da oynamadı zaten. Burada kaptan olacak herhalde bir Sanchez var. Sanchez yapmamı istiyor. Bigli'ye de oynamamıştı. Acaba Bigli'ye oynadı mı o maç? Bigli'ye oynadıysa o maç. Biz o zaman Bigli'ye yapmamız lazım. Belki biz yanlış kaptan seçtik. Bakayım. Tabii canım. Bigli ama onda bir kaptan bak Ronaldo. Yani şu takım hala bize nasıl gol atıyor ben hala şaşırıyorum yani. Hile mi yapıyor ne yapıyor ya yani oyuncuların formu yok çünkü. Neyse bugünkü o sene videomuz bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere yeni videolarla tekrardan buluşmak dileğiyle.